Bugün stüdyomda anatomi uzmanı, doçent doktor Yasemin Behram Kandemir var. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar Selda Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? Yine çok hoş görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? <laughs> ben deyim, çok teşekkür ederim. Biz geçen yıl galiba bir program yapmıştık Geçen değil mi? yıl bu zamanlar yine bir programımız Zaman vardı sizinle. Zaman çabuk geçiyor. Su gibi akıyor <laughs> gerçekten. Hocam sizi tanıyalım ekran başındaki izleyicilerimiz için şöyle kısaca kendinizden bahseder misiniz? Tabii ben anatomi doçentiyim. Hı hı. Ee, Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gördüm. Daha sonra doçentlik ünvanımı aldıktan sonra kendi işletmemi açtım. Hı hı. Şu anda hem özel sektörde hem de yeni İstanbul'un saygın üniversitelerinden birinde hem tıp fakültesi derslerine hem diş hekimliği fakültesi derslerine giriyorum haftanın belirli günlerinde. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Harika. Bu Hocam bu kadar e, misyonu aynı anda taşıyorsunuz. E, i̇ş kadınısınız, koşturuyorsunuz, akademi var, eşsiniz, çocuklar var. Nasıl başa çıkıyorsunuz böyle bir tempoyla? Artı işte İstanbul tarafı var işin. <laughs> Gerçekten yoğun ve yorucu oluyor <laughs> ama keyif olarak yaptığınız bir iş olunca bunu hissetmiyorsunuz. Aksini size enerji veriyor, gençlik veriyor Hı -hı. bu koşuşturma hali. Walt Disney'in çok e, güzel bir lafı var. Düşün, inan ve cesaret et. Hı -hı. E, akademik basamakları sabırla ve özenle çıktıktan sonra kamudan istifa ettim. Özel sektörde kendi işletmemi açtım. Daha sonra İstanbul Üniversitesi'nden bir teklif geldi. Tabii akademi de benim için olmazsa olmaz. O gençlerin hı hı. enerjisini çok seviyorum. Evet. Yeni eğitim kısmına da odaklandık. Hı hı. Ee, tabii bunları yaparken Martin Luther'in çok güzel bir sözü var çok sevdiğim. Ee, eğer sizden sokakları süpürmeniz isteniyorsa, Michelangelo'nun resim yaptığı, Beethoven'ın beste yaptığı, Shakespeare'in şiir yazdığı gibi süpürün. Öyle bir söpürün ki yerde ve gökte kim varsa bu sokakta işini çok iyi yapan bir çöpçü oturuyor desin. Harika. Yani işini en iyisini, elinden gelen en iyisini severek yapınca her şeyi güzelce vakit ayırabiliyoruz Hı -hı. ve böylece yaşama birçok şeyi sığdırabiliyoruz. Harika. O yüzden de pırıl pırıl parlıyorsunuz bence. Teşekkür ederim. <laughs> güzel bakan güzel görür. Evet. Ee, hocam biz bugün güzelliğin anatomisini konuşacağız ama. Hazır sizi bulmuşken anatomi nedir? Çünkü anatomi her şeyin anatomisini konuşuyoruz biz. Her şeyin bir anatomisinin olduğunu biliyoruz. Ama anatomi nedir? Uzmanından dinleyelim. Şöyle anatomi bir tarif ve tasnif bilimidir. Vücudu oluşturan organları, bu organların birbirleriyle olan konumlarını işlevlerini, damarlarını, sinirlerini ve fonksiyonlarını inceleyen bilim dalına anatomi diyoruz biz. Evet, peki her meslek grubunda anatomi önemli midir? Tabii ki de. Tıp hekimleri için anatomi olmazsa olmazdır. Çünkü cerrahi yaklaşımlarda herhangi bir tanı ve tedavide o bölgesi, o bölgenin anatomisini bilmek oldukça kıymetlidir. Diş hekimliği için de hakeza öyle. Mesela dişin anatomisini, ağız anatomisini, artikülasyo temporo mandibularis dediğimiz çene ekleminin anatomisini, hı hı. oradaki sinirleri bilmek dişte yapılacak herhangi bir cerrahi müdahale için oldukça kıymetlidir. Bunun yanında paramedikal diye biz isimlendiririz. Hı hı. Hemşirelik, radyoloji teknisyenleri gibi bilim dallarında da anatomi bilgisi oldukça değerli. Normal hayatta ise mimaride ve sanatta anatomi kullanılmakta. Özellikle birçok e, ressam, Da Vinci hı hı, gibi hı. E, anatomik çizimleri çok ünlüdür onun mesela. Evet. Anatomi de altın oranı kullanır. Bu kullanmıştır. altın oranı, değil hocam? Evet. daha gerçeğe yakın heykeltıraşlar için de öyle. ürünler elde edebilmek için ressamlar ve heykeltıraşlar anatomiyi daha yakından incelemişlerdir. Aslında baktığımızda hayatın her alanında anatomi çok önemli. Tabi sanatta, bilimde, Hı -hı. sağlıkta ve estetikte anatomi bilgisi olmazsa olmaz çok kıymetli. Evet. Biz güzelliğin anatomisini konuşacağız bugün ama güzellik algısını sormak istiyorum öncesinde size. Güzellik algısı nereye doğru gidiyor? Yani şimdi çok pik yaptı diye düşünüyorum doğal olmayan bir takım uygulamalar. Doğallıktan biraz uzaklaştığımızı düşünüyorum ben. Peki güzelliğin anatomisi doğallığa doğru gider mi? diyor? yani bu sevindirici <laughs> bir durum <laughs> aslında <iyi>. son zamanlarda <gülüyor> <gülüyor> yani yakın zaman yakın geçmişe kadar <laughs> e, şöyle cadı çenesi gibi bir çene uzun evet, bir çene yanaklar zigomatikler ah, oldukça ah, kaparık vallahi. dudaklar <laughs> hakeza öyle abartılı ve e, kontrolsüz yapılan işlemler insanları başkalaştırdı ve bu çok popüler hale geldi ne yazık ki bir dönem. Ama artık bunlar tepki alıyor. İnsanlar daha doğal, daha güzel, daha fresh olma adına kendi yaşının en iyisini olmaya çalışıyorlar. Yani doğallığa doğru bir kayış var. Ee, güzel olan başkalaşmadan kendiniz gibi hani güzelleşebilmenin evet. tadını ve hazını yaşıyorsunuz. Zaten yaşlanmanın önüne geçebilecek herhangi bir sistem yok. Ama doğallıktan uzaklaşmadan da güzel yaşlanmak evet çok doğru söylediniz. Güzel yaşlanmak çok önemli herhalde. Ee, az önce de Davinci dediniz altın oran. Peki bir yüzün altın oranı nasıl olmalı sizce? Şöyle e, Hı -hı. öncelikle altın oran nedir? Bundan kısaca bahsedeyim. Hı -hı. Altın oran e, matematikte bir miktarın büyük olanın küçük olana oranıdır aslında. Matematikte 1.6,18 sayısına eşittir. Doğada da bu mesela taç yaprakların dizilişinde bunları görebiliriz. Evet. Mimaride çok kullanılır bu altın oran. Yüzde medikal estetikte de oldukça kıymetli. Diyelim ki yüz yapımız şöyle ince bir yüz yapımız var. Bunu uygun işlemler bu altın oranı göre işlemler yapıldığında daha estetik daha doğal bir görüntü elde edebiliyoruz. Örnek vereyim mesela şu burun köküyle hı hı. şu üst dudağın başlangıç noktası arasındaki mesafe birse alt dudağın başlangıç noktasıyla çene ucu arasındaki mesafe iki olmalı. Altın oran. Bu şekildedir ya da üst dudağın oranı birse alt dudak bir buçuk olmalı. Hı hı, hani hı. kocaman kocaman olmamalı. olmamalı. Bu şekilde eğer e, yaklaşılıp bu şekilde işlemler yapılırsa ortaya hı hı. çıkan sonuç çok daha doğal ve çok daha estetik görüntüde oluyor. Evet genelde biz üst dudakla alt dudağı ya eşit görüyoruz son <laughs> zamanlarda ya da üst dudak. Ee, i̇şte bir buçuk diyorsunuz alta diğer taraf biri olmalı diyorsunuz ama neredeyse üst iki alt bir buçuk ya da bir gibi kalıyor İnanılmaz oranlar bunlar tabii ki hoşta görünmüyor altın oran derken demek ki gerçekten güzellik algısı bu yönde daha doğru peki hocam anatomi'nin günlük yaşantıdaki önemi nedir anatomi günlük yaşantıda özellikle sağlıkta, sporda ve beslenmede oldukça kıymetli. Hı hı. Günlük yaşantımızda spor olmazsa olmazımız olmalı bir kere. Ve bunun içini doğru spor yapabilmek için, doğru kasları çalıştırabilmek için öncelikle vücutta hangi kaslar var? Bunları hangi sinirler uyarıyor. Hı hı. Bunları bildiğimiz zaman daha güzel yol alabiliriz. Mesela karın bölgemizde şekillenme istiyorsak karın kaslarımızı çalıştırmalıyız. Ama hangi hareketler karın kaslarını çalıştırır? İşte bu anatomi bilgisinden geçiyor aslında. Bununla hı hı. birlikte spor yaparken oluşabilecek travmaları önleme adına da anatomi bilgisi kıymetlidir. Ya da diyelim bir travma oluştu. Hı hı. Örneğin e, tenis oynarken bir tenisçi aşırı ekstansiyonda ön kolu yani aşırı geriye ittiğinde zedeledi ve bu bölgede e, ön kolunda lateral kısmında bir ağrı hissetti. Buna tenisçi dirseği deriz. Hı hı. Anatomi bilgisi iyi olan bir birey bunu aşırı ekstansiyondan kaynaklandığını ve hekime gidinceye kadar tanı ve tedavi uygulanıncaya kadar bunu zorlamaması gerektiğini bilir. Hani bunun kaynağını bilir, Hı. bunu dinlendirmesi gerektiğini bilir. Evet. Böylelikle sağlıklı bir yaşam alma ve yaşam kalitemizi arttırma adına anatomi bilgisi gündelik hayatta oldukça kıymetlidir. Evet, aslında şimdi siz anlatınca böyle e, düşünüyorum ben bir taraftan anatomi hep hani hekimler e, işte e, bazı meslek grupları için önemli gibi görünse de günlük hayatı sirayet eden birçok tarafı var. O nedenle belki de ee, daha çok okutulmalı mı ders olarak da biraz daha fazla üzerine mi düşünmeli bilmiyorum ama hı hı. hakikaten anatomi bir şey gibi böyle şifre gibi hayatta değil mi? Bunu bilmek gerekiyor bir şekliyle. Kesinlikle öyle. Bizim Akdeniz Üniversitesi'nde böyle hı hı. bir çalışmamız vardı. Özellikle tıp eğitiminden sonra uzmanlık eğitiminde anatomi olan ihtiyaç böyle bir anket çalışması uzmanlık öğrencileri arasında yaptık. İşte ortopedide, genel cerrahide, kulak burun boğazda uzmanlık öğrencileri, hekim arkadaşlar. Evet. E, bunların anatomi olan ihtiyaçlarını değerlendirdik ve yüzde 90 oranında anatomiyi tekrardan istiyorlar. Birinci ve ikinci sınıfta normalde rutinde görülür. Hı hı. Tabii altıncı sınıfa girinceye kadar bilgiler unutuluyor. unutuluyor. Uzmanlıkta da çok Tabii. işlerine yarıyor. Doğru. Bu açıdan daha fazla değerlendirilmeli bence. Bence de. Peki hocam düzgün duruş omurga sağlığı için, anatominin önemine? Şöyle dik bir duruş her evet. zaman kıymetli. <laughs> Şöyle başlayalım. Omurga e, öncelikle dengeyi sağlar. Vücudun Temel taşı gibidir, dengeyi sağlar. Eğer dik bir omurganız varsa dengeli ve tüm uzuvlar koordineli hareket eder. Bu açıdan kıymetli. Ayrıca omurganın içinde bizim merkezi sinir sisteminin önemli bir bileşeni olan omurilik yer alır. Hı hı. Omuriliğin sinir sisteminde güzel ve sağlıklı bir biçimde işlev görmesi için düzgün bir omurga şarttır. Ağrıyı ve acıyı azaltmada düzgün ve dik bir omurga gereklidir. Çünkü hı hı. hani e, latereli ya da e, kambur şeklinde bir görüntü olduğunda hı hı. fıtıklar ya da oradan çıkan işte bizim uzuvlarımıza giden periferik sinir dediğimiz sinirlerde sıkışma olur. Bunlar ağrıya ve acıya sebep olabilir. Bunun yanında dik bir duruş psikolojide de karşı tarafa kendine güven ve hı hı. kendinden emin, saygın bir görüntü verir. Bu yüzden dik duruş, dik bir omurga her zaman kıymetli, kıymetli. Peki hocam omurgayı dik tutabilmek çok kolay bir şey değil. Hepimizin bir oturuş, postür bozukluğu hı hı. oluyor. Özellikle oturarak çalışanlarda çok hı hı. fazla rastlıyoruz biz hı hı. bu duruma. İşte bankacılarda, hı hı hı. Hı hı. bilim, diğer oturarak çalışan meslek gruplarında. Bu çok ciddi sorunlara da neden oluyor ilerleyen hı hı hı. yaşlarda. Ee, nasıl önlem alınmalı ya da hangi sporları yapabilmeliyiz ki biz omurgamızı dik tutalım gerçekten çok önemli. <laughs> Hem estetik de duruyor <laughs> dik durmak. Ama ister istemez insanlar bir şekliyle bir süre sonra unutuyor. Evet. <laughs> şöyle nasıl durabiliriz? Nasıl dik tutabiliriz omurgayı? Masa başında dururken ya da uyku pozisyonunda hani duruşumuz çok kıymetli. Dik durmak her zaman çalışırken, herhangi bir konuşmada, arkadaşlarımızla sohbet ederken bu omurgamızı şöyle dik tutmaya çalışmalıyız. Bunun yanında omurgayı destekleyen omurganın hem her iki tarafında lateralinde ve üst kısmında e, kaslar vardır. Sırt kasları dediğimiz derin, yüzeyel ve orta katmandan oluşan bu kasları güçlendirme adına egzersizler yapmalıyız. Bu kaslarımız güçlü olduğu zaman omurgayı destekler ve yerinde düzgün bir omurgamız olur. Bununla birlikte hani omurga hareketlerini düzenli her gün bir miktar düzenli olarak yaparsak omurga Hı -hı. hem işlevsel olur hem de daha güzel bir güzel. postürümüz olur. Hı -hı. Mesela G5 masajı omurgaya yapıldığında o bölge rahatlatıldığında özellikle oradaki kasların böyle hani bir e, spaz etkisi oluyor Orada o bölgeyi Hı -hı. kasıyor kasları yumuşatıyor. Orayı yumuşattığımızda fizyoterapistler devreye girdiğinde Hı -hı. omurga hareketleriyle bu böylece düzelen postürler çok var. Yani hani yamulabilir. Zamanla ergenlikte özellikle bizim toplumda gençler böyle kambur duruyorlar. Evet. Böyle bir e, yöneliş Hangisi. var. Ama bunun da önüne işte fizyoterapistlerle mantıklı ve sağlıklı masajlarla ilerlenince geçilebiliyor. İşte tabii günümüzde bunun önüne geçmek çok kolay değil hı hı. Ee, çocuklar çok ağır çantalarla okullara gidiyorlar evet. biliyorsunuz hı hı. daha geçen gün şahit oldum İçinde bir sürü kitap hı hı. ben zor kaldırdım küçük çocuğun sırtında ee, kolay olmuyor. Aramak <laughs> <Aynen>. bu zamanda <laughs> hele ki bu zamanda hocam. Ee, peki hocam şunu sorayım şimdi Anatomi diyoruz ama böyle ülkelere göre milletlere göre bir değişiklik oluyor mu mesela Türk Anatomisinde bu var ya da işte yurt dışında ya da şu millette bu yok ya da farklılıklar var mı yani Tabii daha ki doğrusu. De. Anatomide şöyle bir durum var. Her e, ırkın hı hı. kendine ait karakteristik özellikleri var. Mesela bir kazak geldiğinde biz onu çekik gözüyle, e, dikdörtgen yüzüyle evet. tanırız. E, ya da işte Rusların hani ben beyaz tenleriyle, uzun boylarıyla, daha simetrik vücutlarıyla biliyoruz. Hı hı. Hani bazı şeyler genetik aslında. E, anatomik yapı da genetik ve ırklara göre değişiyor. Peki hocam yüz yogasına gelmek istiyorum. Yüz yogası son zamanlarda çok revaçta. Belki de şundan kaynaklanıyor. Son zamanlarda tabii ki çok fazla uygulama var dışarıdan bir işte madde, kimyasal madde uygulamalarıyla yüz istenilen orana getirilmeye çalışılıyor ama yüz yogası gibi daha işte madde kullanılmadan, kimyasal kullanılmadan işte herkesin daha ulaşılabilir ulaşabileceği bir noktada olan yüz yogasıyla bir takım egzersizlerle yine o altın oran dediğimiz ya da yüzün yaşlanmasını biraz daha geciktiren ya da toparlayan bir sistem var. Ama o kadar çok uygulama var ki hangisi doğru hangisi yanlış belki de yanlış uygulama yaptırıyorlar biz onu bilmiyoruz. E, yüz yogası nedir ve nasıl olmalıdır? Yüz yoga'sı öncelikle bilinçli ve bu işin eğitimini alan kişiler tarafından yapılmalı. Yüz yogasında amaç e, o bölgedeki kasları çalıştırarak hı hı. onların enerji akışını hızlandırarak daha dinç bir hale getirmek, daha gergin bir hale getirmek. Böylece kaslar çalışınca sarkmalar da önlenmiş oluyor. Yani cerrahi işlem yapmadan kendi kaslarınızı kullanarak hı hı. hareket ettirerek diğer yoga mantığındaki e, bütün hani kurallar geçerli olmak koşuluyla Böylelikle yüzünüz daha dinç, daha fresh bir görüntü elde edilebiliyor. Ancak bunu yaparken neye dikkat edilmeli? Mesela yüz evet. bölgesinde hangi kaslar yer alıyor? Hı -hı. Bu kasların yerleşimi nedir? Şimdi kaslar bizim hareket ederken bir başlangıç noktası vardır. Kasların bir de sonlanma noktası. Başlangıç noktasına origo Sonlanma noktasına insersiyo deriz. Hı hı. Başlangıç noktası hep sabittir. Sonlanma do noktası başlangıç noktasına doğru hareket eder. Kasların hareket yönü budur. Hı hı. Ve biz bu hareketleri yaptırırken başlangıç noktasına doğru hareket ettirirsek bunlar e, kendi işlevlerini yapmış oluyorlar. Ve daha çok çalışıyorlar. Çünkü çalışmayan her kas... Ee, işlevsiz hale geliyor. Rüdümenti oluyor. Evet, zaman içerisinde doğru. kullanılmadığı zaman hı hı. E, bu kendini işlevini yitiriyor. Hı hı. Eğer siz bunu daha çok ve düzenli dengeli çalıştırırsanız böylelikle yüz daha gergin bir hale gel gelmiş oluyor. Ayrıca kişiyi de rahatlatıyor. Hani böyle bir rahatlama, bir ferahlama hı hı. hissi veriyor. Bu yüzden son yıllarda oldukça popüler. Evet. Peki hazır yogadan konu açılmışken anatomiyi korumak ya da güçlendirmek adına öneriyor musunuz yogayı? Tüm vücut yogası, sadece yüz yogası değil. <laughs> ve başka böyle sporlar var mı bunu destekleyen, bu sağlığımızı Kesinlikle destekleyen? Kesinlikle yogoyu ve meditasyonu öneriyorum. Çünkü <laughs> Biz insan olarak bir bütünüz. Bedenimiz, ruhumuz, aklımız ve kalbimiz bütün olarak düşünmeliyiz. Hani sadece dışımızı güzelleştirmek için değil, Hı -hı. yüzümüzü daha dinç, daha fresh bir hale getirmek için değil. Aynı zamanda ruhumuzu da dinlendirmek için, arındırmak için. Kendimizle baş başa kaldığımız zaman dilimleri, anı yaşama adına yapılan yogalar ve meditasyonlar oldukça kıymetli. Çünkü anı yaşamak o kadar zor ki hayatın akışında, hı hı. günlük koşuşturmamızda. Hı hı. Ve bu yoga ile vücut, akıl, zihin kendini terbiye ediyor. O anda yaşadığınız zaman daha sonra o süreler zamanla uzuyor. Hani anda kalabilme düşüncesi çok kıymetli. Farkındalık. Evet. evet. Peki hocam, şimdi tabii ki vücudumuz kas ve iskelet sisteminden oluşuyor. Hiç oynamayan, hiç hani hareket etmeyen bir takım kaslar var. Hı hı. Bunlar hangileri? İşte az önce yüzde dediniz, işte hareket etmeyen, <laughs> işte belki karın kasları. Zaten onu biliyoruz, onun hareket etmediğini hepimiz şahitiz, gözle görünüyor. Genel olarak bakacak olursak hangileri hareket etmiyor ve biz ettirmeliyiz? Bu Şöyle hareket etmeyen kaslar hı hı. derken mesela. Kulak kasları, hı hı. Ee, kulağın çevresinde hani e, şu ayrıküler, anterior, önde olan, hı hı. E, superior, üstte olan ve posterior, arkada olan üç tane kas var aslında evet. kafatasında. Bu kullanılmıyor. Ben kulağımı oynatamıyorum mesela. Hı hı hı. Ama eşim oynatabiliyor Hani çok az insan bunu yapabiliyor. Normalde rudimenti olan kaslardan biri bu. Hı hı. Ee, ama karın kasları hareket ettiriliyor mu ettiriliyor? Hani karında o baklavaları oluşturan kaslar, hı hı hı. rectus abdominis dediğimiz bir kas oluşumu. Bu oldukça güzel çalıştırılırsa erkeklerde ya da bayanlarda o baklava baklava görüntüsü olabiliyor ya da yanlarda externus abdominis'ler var. Obligus externus abdominis böyle karnı kuşak gibi saran kaslar. Bunlar da hareket eden kas grupları. Aslında vücudumuzda birçok kas gruplarımız hı hı. hareket ediyor. Fakat bu hareket miktarları hepsinde çok yoğun değil. Doğru, doğru. Mecburen e, biz yapmazsak bunu o kendisi hareket edecek kaslar değil. O nedenle bir Hı -hı. harekete geçmek gerekiyor diyor hocam. Peki e, genelde hep pilates üzerine konuşuruz biz. Hı -hı. E, buradaki konuklarımla pilatesi çok öneriyor birçok hekim. Siz de öneriyor musunuz? Hı -hı. Pilatesin vücuda faydaları nedir? Pilatesi kesinlikle öneriyorum. Ben de haftada üç gün gidiyorum zaten. Merka. Hayatımda Hı -hı. yani yürüyüş gibi Hı -hı. pilatesinde bir pilates diyorum ben. Kendi gelen danışanlarıma Hı -hı. da, arkadaşlarıma da, kendime de bir Pilates, 2 yürüyüş 3G5 masajı. Ya yani bu insan için çok kıymetli bence. Hı hı. Hem kendinizi iyi hissetme, e, hem de sağlıklı yaş alma adına kıymetli. Hı hı. Neden bir hareket ediyorsunuz? Serotonin salgılanıyor vücutta. Mutluluk hormonu kendinizi iyi hissediyorsunuz. Beyin kendini ödüllendiriyor. Güzel bir şey yaptın diyor. Hı hı. En güzel faydası bu. Bunun yanında sağlık açısından Şöyle çalışan demir pas tutmaz evet. gibi bir evet, laf evet, var, atasözümüz ki. var. Hı -hı. Çalıştırdıkça kasları, Evet bu bizim hayatımızda yaş aldıkça, Hı -hı. ilerleyen yaşlarda özellikle Hı -hı. çok evet. kıymetli olacak. Pilates'te yapılan şey genel olarak hani zayıflama değil de şekillenme. Çünkü o kasları işlevine göre çalıştırıyoruz, bölgesel çalıştırıyoruz plateste. Bu açıdan Pilates oldukça değerli. Kasların uzamasına yardımcı oluyor ayrıca. Mesela insanların boyu yaş aldıkça kısılır evet. belli bir süre sonra. Ama pilates yapanlarda bu oran daha da az. Çünkü hı hı. kasları esneme hareketleriyle uzatıyorsunuz. Zaten hiçbir şey yapamıyorsanız, seni hani pilatese gidemiyorsunuz. Sabahları uyandığınızda esneme hareketlerini kendiniz yapın diyorlar. Hı hı. Bu açıdan hı hı. kıymetli, kıymetli pilates. Evet. Peki hocam anatomi yaşla orantılı olarak değişebiliyor. i̇şte kadınlarda atıyorum menopoz sonrası hı hı. biraz değişiklikler olabiliyor. Hı hı. ya da çocukluktan işte gençlik dönemine geçişlerde değil mi? Bu değişiklikleri sizden dinleyelim mi? Nasıl değişimlere Yol açıyor anatomi hı hı. ve yaş orantısı, hı hı. yaş bağlantısı diyeyim. Şöyle büyümüş hı hı. sürecinde zaten kemikler uzuyor. Epifiz dediğimiz hı hı. kemiklerin uzama noktası evet. vardır. Bu epifizlerden kemikler gittikçe uzar. Ve bu belli bir yaşa kadar herkesin metabolizmasına göre genellikle 18 yaşına kadar devam eder. Sağlıklı bir bireyde boy uzar, kemikler evet. büyür daha sonra kemikler belli bir yere geldikten sonra epifiz kakırdağı kapanır. Artık büyüme durur ve hani böyle orta yaş ve gençlik dediğimiz kısımda hiçbir değişim olmadan ilerler. Şurası Tabii, değil mi hocam? Şu epifiz. Bıngıldak, bıngıldak o bıngıldak aynı, değil miydi? O neydi hocam? Yani o şöyle yeni doğanlardı. <gülüyor> hani <gülüyor> <gülüyor> şurası <gülüyor> e, Yeni evet. doğanlarda bıngıldak dediğimiz <laughs> şey belli bir sonra, süre sonra kapanan Hı -hı. o da bir eklem türü bıngıldak evet. diye adlandırılan ama epifiz dediğimiz bizim hani e, e, ultrasonlarda gördüğümüz evet. bir görüntü aslında. Bütün kemiklerin... E, kendi ne ait böyle metafiz hı hı. kısmından sonra yer alan bölümü. Onu ancak radyolojik görüntülerde evet. görebiliyoruz. Hani dışarıdan onları böyle şurası burası diyemiyoruz <laughs> çok fazla. Diyemiyoruz. Ama şöyle evet. daha sonra diyelim yaşalıyoruz. Hı hı. Bizim kaslar tabi bu sporcu bir bireyin kasları çok güzel gelişiyor, kemiklerin mobilizasyonu güzel oluyor, kalsiyum hı -hı. dengesi hı -hı. sağlanmış oluyor. Ama diyelim ki sağlıksız bir birey, spor yapmıyor, kaslar yavaş yavaş zayıflamaya başlıyor. hareketsiz bir birey. Evet, hı -hı. E, beslenmesi güzel değilse, alkol çok fazla tüketiyorsa ve hareketsizse, iç organlarda yağlanma oluyor, kaslarda zayıflama oluyor, kemik miktarı düşüyor. Tabii bu ne kadar hani spor yaparsak yapalım. Ne kadar sağlıklı beslenirsek hı hı. beslenelim. Bir de yaşlanma dediğimiz bir süreç var. Zaman Ödüne içerisinde geçemediğimiz önüne süreç. geçemiyoruz bunun. <laughs> ee, kasların da bir ömrü var. Kemiklerin de öyle. Kemik ağırlığı giderek azalıyor. Kaslar hı hı. giderek zayıflıyor. Evet. Bunların da e, önüne geçemiyoruz. Şu anda bu teknolojiyle hı hı. zaman neyi gösterir? Bilinmez ama. Evet. Yani çocukluktan gençliğe böyle bir Hani epifiz bizim gözle görmediğimiz bir şekilde bir değişim söz konusu oluyor ergenlik döneminden yine yetişkin döneme geçerken hocam bir değişiklik oluyor mu? Ee, ergenlikten yine, yetişkin yani dönemi. daha işte ilerleyen süreçte işte genç bir birey spor yapmıyor diyelim ya da yapıyor fark etmez yani insanların yaşla Bağlantılı olarak anatomisinde değişiklikler söz konusu oluyor mu? İlerleyen süreçte de şimdi yaşlılığı dedik ama o aradaki hani gençlik ve orta yaş sürecinde de hı hı. E, olabiliyor mu? Aslında hı hı. şöyle gençlikte hı hı. bizim e, vücudumuzun vücut anatomimizin temelleri atılıyor. Hı hı. Gençlik döneminde basketbol oynayan voleybol oynayan yüzen hı hı. E, bireylerle Hani bu sporların hiçbirini yapmayan bireyler arasında ciddi anatomik farklılıklar görülüyor hı hı. Hani şekillenmeleri farklı oluyor kas güçleri çok daha iyi oluyor spor yapan bireylerin sağlıklı beslenen bireylerin bu şekilde anatomik farklılık tabii Mutlaka ki mısın? yaş aldıkça gözlemleniyor hani genetiğin de etkisi var ama hani hep örnek verilir bizim genetik kitaplarımızda da hani öğrenim Hı -hı. süresince verilen örnektir aynı genetiği taşıyan tek yumurta ikizleri iki farklı ortama konuluyor biri spor yapıyor, güzel bir ortamda besleniyor. Diğeri ise spor yapmayan, sağlıksız beslenen bir birey ve yıllar hmm. sonra bir araya geldiklerinde gerçekten de ciddi anlamda farklılıklar görülüyor, vücut anatomisinde dahil. Evet. Genetik dediniz hocam, zaten birçok hastalığın <laughs> temelinde genetik yatıyor. Onu biliyoruz. Nasıl bir şeymiş bu genetik, artık e, bilemiyorum ama. Anatomide de mutlaka etkili değil mi? Ya da yüzdelik derseniz de. ne derece etkilidir genetik yine? Şöyle, İnsanlar, bence yüzde otuz, yüzde kırk hatta Hı -hı. bu miktar daha da yüzde ellilere bile çıkabilir. Neden? Hı -hı. Uzun boylu anne ve babadan uzun boylu bir çocuk oluyor Hani kısa boylu bir bodur çocuk genelde çıkmıyor. Eğer hani e, hayat ağacında, aile ağacında kısa boylu bir birey yoksa genlerinin aldığı hı. hep uzun boylu olduğunu düşünün. Anne tarafında ve baba tarafında. Anne baba da öyle. Bu çocuktu uzun olması bekleniyor ve uzun oluyor zaten. Hani nasıl beslenirse beslensin spor bile yapması genetiği bu çünkü bunun. Evet. Ama bunu sporla ve beslenmeyle de daha desteklerse daha güzel yol alıyor. Belki Hı -hı. daha şekilli oluyor daha da uzuyor. Bu şekilde genetik tabii ki de anatomide de oldukça kıymetli. Genellikle zaten böyle anne yapısına bakılır ya da baba yapısına bakılır. Hani evet. çocukların kendi anatomileri de bunlara bağlı olarak hı, hı. Hocam biz güzelliğin anatomisi dedik. Başlığımıza biraz böyle genetiğe kadar geldik. Tekrar konu başlığına dönecek olursak güzelliğin anatomisi dedik ve güzellik doğallığa doğru gidiyor dedik. Önümüzde bu e, çalışmalar var mı bununla ilgili e, neler bekliyor bizi? <laughs> e, bu çok heyecan verici ve sürekli de araştırılan ve geliştirilen bir bölüm <laughs> diye düşünüyorum. E, sürekli herkes takipte ve en <laughs> işte ne bileyim cihazlar bu yönde geliştiriliyor sanki ilaçlar bu yönde geliştiriliyor. <laughs> Şöyle bilim evet. ilerledikçe tabii bunların kapıları da açılıyor. Diyelim ki Kullanılan ürünler. Tabii arge çalışmaları yapıldıkça Hı -hı. bu değişik birimlerce desteklenen projeler var evet, bu konuda. Doğru. Çünkü Hı -hı. büyük bir sektör. Hani güçlü Hı -hı. paralar dönüyor burada. Güçlü araştırmalar Hı -hı. ve yatırımlar yapılıyor. Bunlar yapıldıkça daha kaliteli ürünler, daha vücudun ihtiyacına yönelik ürünlerle yaklaşılıyor. Hani hı hı. doğallığı bozmadan kendi yaşınızın en güzeli, kendinizin en iyi versiyonu olma adına cildin ışıltısını yeniden sağlamak, kaybettiği kolajeni yerine koymak ya da o sarkan kası tekrar ge gergin hale getirme adına Hı -hı. işlemler Hı -hı. yapılıyor. Cihaz olarak ultrason ve radyo frekans enerjisinden yararlanılıyor mesela. Ürünler olarak amino asitlerden proteinlerden hı hı. ve vitaminlerden oluşan yerini de ekleniyor bunlara. Evet. Aynı zamanda kolajen de ekleniyor. Bir mix şeklinde. Bunlar tabi vücudun ve dokunun ihtiyacına göre uygulanabiliyor. Gerek hı hı. kremlerde, gerek invaziv işlemlerde bu tarz uygulamalar ön plana çıkıyor artık. Evet. Hocam, birçok kimyasal uygulamalar da var biliyorsunuz. Hı hı. Bunların e, ilerleyen süreçte dezavantajları olma ihtimali var mı? E, çünkü çok da bilmiyoruz aslında. İleride ne olacak, ne bitecek. Tamam, hiyrojenik asit diyoruz. Hı hı. Bunlar biraz daha vücutla uyumlu ve hani hı hı. E, emildiği ya da işte ne hı hı. bileyim doğal olduğunu hı hı. biliyoruz ama bir takım da kimyasal hı hı. işte dolgu malzemeleri var. Hı hı dolgu malzemeleri, evet. ipler ip mesela. uygulamaları hı hı hı. var. Mesela işte yaşlanma devam ediyor hı hı. ama o ip orada durmaya devam ediyor hı hı hı. mu? Durdukça ne oluyor? Nasıl bir tablo bekliyor insanları? Hı hı. Şöyle yani bir dikkat edilmesi gereken şey şu. Ee, kullanılan malzemenin kalitesi çok hı hı. önemli. Bu piyasa o kadar farklı bir yere doğru kaydı ki hani çok cüz'i miktarları da ürünler var. Çok kaliteli miktarları, çok yüksek miktarları da kaliteli ürünler var. Kullanılan malzemenin kalitesi çok kıymetli. Çünkü siz onu vücuda veriyorsunuz. Artık o sizin vücudunuz da bütünleşecek. Evet. Hani belki bir kısmı atılacak, bir kısmı kalacak ama sizde yer edecek artık o. İki... Uygulayan kişi, bu konumda bu konuda deneyimli, kendi rüştünü ispatlamış kişiler tarafından uzmanları uygulanması, tarafından, kendi uzmanları, uzmanları tarafından. tarafından uygulanması çok önemli. Üçüncü olarak Yani da, anatomiyi bilen kişiler Tabii, anatomiyi özellikle. bilmedi zaten. Yani <laughs> branş ne olursa olsun, hı hı. anatomi bence e, olmazsa olmaz bu işte. Yani temel taşlarından Kesinlikle. biri. Üçüncüsü ise... Bu işlemleri yaptıracak kişinin ne istediğini bilmesi gerekiyor. Diyelim ki geliyorlar hani e, istediği şey belki iki yıl sonra değişecek. Hani hı hı. gerçekten bu görüntüde ya da yenilenmede istediği şey kendisinde mi yoksa popüler kültürün kendisine enjekte ettiği şey, algı mı? Hani bunun farkında olması da kıymetli. Doğru. Üç ana temel bileşene dikkat etmek gerekiyor evet. bence. Yani bu uygulamalar yapılırken... İleriyi de düşünerek hareket Tabii. edilmesi gerekiyor. Az önce mesela ip uygulamaları dedik. İp duruyor ama yüz sarkmaya ve inmeye devam ediyor. Çünkü bu, bunun önüne geçebilecek herhangi bir sistem daha henüz yok. <laughs> ya çıkartılacak değil mi? Ya orada garip bir görüntü sağlayacak. Yani bir şeyler de yapılırken gelecek mutlaka hesap edilmeli. Kesinlikle. Birazcık hı hı. öngörülü olmalı insan bence bu konuda. Evet ve altını çizerek tekrar söyleyelim. Anatomiyi bilen işin uzmanı tarafından yapılması hı hı. gerekiyor. Oldukça kıymetli. Hı hı. Evet e, şimdi tabii ülkelerde de farklı frekanslar olabiliyor. Mesela BDT ülkelerinde biraz daha kök hücre, daha doğal yaklaşımlar yıllardır uygulanıyor. Biz böyle son birkaç yıldır bu tarz uygulamalarla biraz haşır neşiriz. Daha çok hayatımızın içinde. Daha çok kitleler bunu uygulamaya başladılar. Ama biz de zamanla sanki Dediğiniz gibi daha doğal uygulamalara doğru Hı -hı. sadece olanı koruma yönünde Hı -hı. devam ediyoruz. Peki hocam cilt kalitesini arttırmaya yönelik işlemler Hı -hı. nelerdir? Bunları tavsiye ediyor musunuz? Ee, şöyle cilt kalitesini arttırmaya öncelikle cilt bakımı rutini bence kıymetli. Hı -hı. Yani belli aralıklarla ayda bir cilt temizliği yapılmalı. Hı -hı. Cilt arındırılmalı. Çünkü Hı -hı. vücudun hani bir banyo yapıp, kese yapıyoruz. Temizliğini nasıl sağlıyorsak cildimiz Ciddi, içinde gözenekleri okay. temizlemek, daha sonra da bu gözenekleri sıkılaştırma adına işlemler yapmalıyız. Ve zamanla ister istemez yaş aldıkça ne kadar güzel beslenirsek beslenelim. Hı hı. Bizim Yağ miktarımız azalıyor. Zaten yüzdeki çökmeler ondan kaynaklanıyor. Yağ yastıkçıkları dediğimiz hı hı. o yastıkçıkları evet. Benim, benim. E, genellikle zamanla azalmasına bağlı, <laughs> evet. sonra kasların işlevsizleşip daha böyle İnmesi. e, inmesine bağlı olarak hı hı. sarkık görüntüler ortaya çıkıyor. İşte bunları tekrarda o yağ petlerinin yerini tutacak e, maddelerle desteklenmesi hı hı. kıymetli. Tabii vücudun ihtiyacı olan amino asitleri mesela vitaminleri hı hı. de vermek oldukça değerli bence. Bunları ben kendime yaptırıyorum mesela. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> hani güzel yaş almak istiyorum. Tabi e, tabii kendi doğallığımdan da uzaklaşmadan, uzaklaşmadan abartıya kaçmadan uzaklaşmadan. Evet. Böyle evet. güzel yaş alma adına bunlardan Bunlar öneriyorum yani. Zaten öner kendime yapmadım hiçbir şeyi ben önermiyorum doğru. yani. Peki bir anatom uzmanı olarak cerrahi müdahaleyi öneriyor musunuz bu noktada? Şöyle, ya da hangi koşullarda öneriyorsunuz? <laughs> e, cerrahi müdahale e, bazı koşullarda gerçekten gerekli. Gerekli bazı misafirlerimiz geliyor karın kasları mesela hı hı. Ee, aşırı sarkmış doğumdan dolayı çok zayıf bireyler ama o kar, karın bölgesinde deri o kadar sarkmış ki ve yağlanması özellikle belli bölgede hani ne yaparsanız yapın o bölgedeki yağlar gitmiyor. O sarkık ve çatlak görüntüyü ortadan kaldıramıyorsunuz. Belki işlemlerle yüzde yirmi, yüzde otuz azalma oluyor ama hı hı. E, kişiyi o mutlu etmiyor. Tabii. Böyle durumlarda cerrahi müdahale tabii ki de gerekli. Ya da belli bir yaşa gelip... Ama vücudunda hiç kırışıklık istemeyen, yüzünde hiç sarkma istemeyen <laughs> bireyler var. Bunlar da yüz germi <laughs> e, olabiliyor tabii ki de. <laughs> yani kişinin birazcık da ne kendi güzellik algısıyla ve ne istediğiyle doğru orantılı olarak değişiyor. E, kimileri <laughs> de geliyor, yani hiç doğallığım bozulmasın, mimiklerimi kullanabileyim, bende hiçbir değişiklik olmasın, ama bir ışıltım olsun, cildim Parıldasın, daha Hı -hı. güzel, daha dinç görüneyim, daha, görüneyim daha fresh diyor, görüneyim evet. diyorlar. E Böylelerine de hani cerrahi işlem çok tavsiye edilmiyor e, tabii bilmiyor, ki. Edilmiyor tabii doğaldan yanalar. E, hocam kadınlarda menopoz bir e, süreç e, ama tamamen olayın seyrini, seyrini değiştiren, işte ruhsal açıdan tutun da işte ne bileyim saç yapısından değil mi deri kalitesi, cilt kalitesi, ya. Her şeyi etkileyen bir devrim değişimden bahsediyoruz. <laughs> Kimi kadınlar bu süreçte biraz rahat alışıyorlar. Belki daha sosyal hayatın içinde olan, kendiyle barışık olan kadınlar diyebilirim. Ama kimileri de bir takım zorluklar yaşayabiliyorlar. Çünkü östrojen dediğimiz hormon reseptörü vücudun her yerinde var. Peki anatomiye nasıl bir etki eder bu? nasıl değiştirir kadınların anatomisinde ve nasıl önlemler alınmalı şöyle bu Süreci rahat atlatabilmek <gülüyor> adına. <gülüyor> Öncelikle hani bunu önlem almak için <laughs> e, muhatabımızı bilmek lazım. Evet. Yani menopoz nedir? Menopozda benim vücudumda ne gibi değişiklikler oluyor? Hangi hormonlarım yer değişecek? Hangileri <laughs> azalacak? Hangileri artacak? Ve bu hormonların benim üzerimdeki etkisi ne olacak? Bunu bildikten sonra Kendinizde hissettiğiniz duygu durumuyla barışık oluyorsunuz evet. bir kere. Bunu tanımış oluyorsunuz. Bununla birlikte metabolizma hızı, bazal metabolizma dediğimiz yani hiçbir hareket yapmadan hı hı. yatakta uzanırken ya da koltukta otururken harcadığınız enerji miktarını bazal metabolizma diyoruz. Hı hı. Bazal metabolizma yaş aldıkça azalıyor. Özellikle menopozdan sonra düşüyor. düşüyor. Şimdi bu bazal hı hı. metabolizma seviyesini yüksekte tutmak için özellikle menopozdan sonra düzenli sporu hayatımıza yerleştirmemiz gerekiyor. Evet. Bir spor diyebiliriz yani birinci maddeye spor koyalım. Spor olmalı. Evet. İki beslenme alışkanlığımızı değiştirmeliyiz çünkü vücutta özellikle bölgesel yağlanmalarda birikmeler oluyor. Karın bölgesinde, basen bölgesinde ve kalçada erkekte ve bayanda özellikle bu bölgelerde yağ artışı oluyor. O yüzden yağ aldığımız yağ miktarını Azaltıp karbonhidrat miktarını azaltıp protein miktarını arttırmalıyız. Hı hı. Sağlıklı beslenmeyi iki diyebiliriz. Evet. Üç ise e, bizim eğer bir biyokimyasal testlerden geçip doktor kontrolünde bir hekimin kontrolü altında gerekli olan hormon takviyesini eğer hekim uygun görüyorsa bunları almalıyız. Anladım. Yani bu sürece daha rahat geçirmek Hı. adına, daha sağlıklı geçirmek adına bir spor Beslenme ve takviyeler. Takviyeler, hı hı. dört, sosyalleşme. Sosyalleşme, <laughs> o çok önemli bence <laughs> çok hocam. Çok kıymetli. Yani evet insanın ruhsal dengesini koruyabilmesi, mutluluğunu koruyabilmesi hı hı. adına. Yaş aldıkça yaşadığınız tecrübelerle birlikte hayatın sevdiklerinizle birlikte tadını hı hı. çıkarmak oldukça kıymetli. Özellikle belli bir yaştan evet, sonra. Evet sosyal olmak gerçekten önemli. Hı hı hı. Ben e, çok... ...hareketsiz ve böyle amaçsız bir hayatın hakikaten zor olduğunu düşünüyorum. Hele ki o dönemde. Şimdi programın başında da konuşuyoruz. Siz ışıldıyorsunuz. Yani sürekli bir koşturma halindesiniz. Yani belli oluyor. Çalışan ve koşturan ve sürekli hayatın içinde olan bir kadında evde olup... ...değil mi? Sadece günlük rutinleriyle yetinen bir kadın arasında... Çok fazla fark var. Bence e, herkesin kendine bu alanda bir uğraş bulması gerekiyor. Bir yer açması yer gerekiyor. gerekiyor. Yani ev yani hanımı da olabilir evet. ama evet. hayatına sporu soksun. Ya da işte hı hı. farklı aktiviteleri koyabilir, e, sosyallik adına, hı hı. E, insanlığa ve çevreye daha faydalı olma adına. Kesinlikle. Değişik dernekler var, yardım faaliyetleri var, bunlara katılabilir. Hı hı. Bu insanın hem psikolojisini düzeltir, hem, psikoloji hem manevi olarak hem manevi olarak hı hı. yükselmeyi sağlar, hem de fizyolojiye de olumlu etkisi vardır bu koşturma Evet, oturmayalım, hareket edelim. Kesinlikle. <laughs> Hocam çok teşekkür ederiz. Süre nasıl geçti bilmiyorum. Çok ben keyifli Olsa şey gibi aktı. <laughs> Benim için de çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim bu nazik davetiniz için çok sağ olun. Siz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim hocam. <laughs> Efendim bizden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftaya kadar sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın.